aşık, içinde yaşadığı toplumun ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal olaylar karşısındaki duygu ve düşüncelerine her çağda, her ortamda tercüman olmuştur. Halkın çeşitli olaylar karşısındaki duygu, düşünce ve tepkilerini ifade ederken de onun öz, sade konuşma dilini ustalıkla kullanmıştır. Aşık, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına büyük etki yapan, dini inanışın bir ölçüyle önderliğini yapmış, yayılıp kökleşmesine katkıda bulunmuştur. Kuşkucuk aşıkların yaratmış olduğu sözlü halk edebiyatının önemli ürünlerinin önde gelenleri hikaye ve destanlardır. Anadolu'nun bazı köşelerinde hatta bugün bile aşık ünvanını taşıyan ve çaldığı sazla kendisinin veya başkalarının şiirlerini söyleyen şair çalgıcılara yani saz şairlerine rastlanmaktadır. Panayırlarda, kahvehanelerde, düğünlerde, umumi toplantılarda eskiden daha sık rastlandığı halde 20 yıldan beri gittikçe azalan mevkilerini ve ehemmiyetlerini kaybetmeye başlamışlardır. İçinde yaşadığımız yüzyılda dahi aşıklık geleneği eski ihtişamını korumasa da özellikle Erzurum, Kars, Konya, Adana, Sivas, Erzurum cadde düğünlerde, toplantılarda, aşık bayramlarında sürdürülmektedir. Ozan, Türk tarihinin başlangıcından beri var olmuştur. Bu halk sanatçılarına çeşitli Türk kavimleri ayrı ayrı isimler vermişlerdir. Altay Türkleri Kam, Kırgızlar Baksı, Yakutlar Oyun, Tonguzlar Şaman, Oğuz Türkleri ise Ozan demişlerdir. Bir zafer sonunda düzenlenen şölenler ile ölenlerin ardından düzenlenen yuğularda halk sanatçıları gibi görev almışlardır. Türkü ve güzellemeleriyle halkı eğlendiren, koçaklamalarıyla askeri coşturan, yuğularda halkın içindeki acıyı dile getiren Ozan halk içinde ve devlet katında her zaman itibar görmüştür.